Herkese merhaba. Gündem Galatasaray'da sevgili Ali Naci Küçük'le beraberiz. Abi hoş geldin. Teşekkürler, hoş bulduk Doğaç. Şimdi dünkü maça değineceğiz ama öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Futbol Arena YouTube kanalı izleyicilerinden kanalımıza abone olmalarını ve yorum ve beğenileriyle bize destek olmalarını istiyoruz. Bir kez daha da teşekkür ederim destekleri için. Kesinlikle. Şimdi Sparta Prag maçına dönecek olursak nasıl bir Galatasaray buldun? Bir kere çok epik, kolay kolay unutulmayacak bir 90 dakika oldu. Hikayesi çok iyi. Maç gitti geldi ve finali Muslera ile Icardi'nin yapması gerçekten Galatasaray'la çok daha fazla keyif verdi. Bir kere mevcut şartlarda elindeki kadroyla en iyisini yapmaya çalışan ve takım olarak da tamamıyla kazanmaya, hatta finale, Dublin'e fokuslanmış bir Galatasaray takımı var. Çok açık bir şekilde. Kolay bir 90 dakika olmayacağını belirtiyorduk. Kopenhag vari bir takımdı Sparta Prag. Çünkü fizik kondisyonu yüksek. Teknik adamı Danimarkalı. Hatta Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Kopenhag elinden kaçırmış bir takımdan bahsediyoruz. Yani penaltılarla Kopenhag Sparta Prag'ı eleyip Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi olmuştu gruplarda. Belki de Devler Ligi'nde Sparta Prag olabilirdi. Dün de zaten bu kalitede bir oyun ortaya koydular. Ama Galatasaray nasıl iç sahada işte Bayern'e, Manchester United'a, Kopenhag'a kafa tuttuysa aynı eforu, aynı inancı Sparta Prag'a karşı gösterdi. Bütün Galatasaray takımını ve teknik heyetini tebrik ediyorum. Okan Hoca'ya ayrı parantez açacağım. Ama hayatta herkes ikinci şansı hak eder. Berkan Kutlu da bunu görüyoruz. Bence Berkan zaten Galatasaray'a her zaman faydalı olan yerli bir oyuncuydu. Galatasaraylılara, yani Galatasaraylı olmasına girmeyeceğim bile. Bu çok önemli değil. Galatasaray'ı gerçekten yaşayan bir adam. Ama tabii ki onun performansı önemli. Bugüne kadar Berkan'ın biraz hak ettiği değerin ya da hakkının iade edilmediğini düşünüyorum ben. Geçen yıl Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında aldığı iki tane 3-0'lık galibiyette de orta sahada Berkan Kutlu oynuyordu. Ve dün gerçekten sol bekte çok iyi işlere imza attı. Takım savunmasına çok fazla katkı verdi. Ve maçın gizli kahramanlarından bir tanesiydi. Ama vitrindeki yıldızlar, ön plana çıkan yıldızlar zaten belliydi. Ama Berkan net bir şekilde gizli kahramandı Sparta Prag galibiyetinin. Diğer taraftan tabii ki Icardi. Zaman zaman golcüler böyle bu tip sürece girerler. Skor katkısı veremezler. Ama burada mental olarak ayakta kalmak zaten çok büyük bir başarı. Icardi'nin de bunu yaptığını düşünüyorum. Bazı yorumlar görüyordum bu süreçte. O Icardi'nin ne diyeyim gol sıkıntısı çektiği dönemde işte topsuz oyunda da yok, takımın ofansif gücüne katkısı yok vesaire gibi. Hatta bunu dile getirenlerden, sık sık dile getirenlerden bir tanesi de uzun süredir tanıdığım, birlikte program yaptığım Atakan Kurt'tu. Bu programı, pardon, bu maçı izledikten sonra neler düşündü çok merak ediyorum. İki gol, bir asistlik katkı ve bütün pozisyonların başlangıcında Icardi'nin çok büyük bir payı var. Ve son dakika uzatmada ceza sahası dışından gerçekten çok zeki bir vuruş ve maçın kahramanı oldu. Hani bazı oyuncular, bazı golcüler 89 dakika hiçbir şey yapmasa da oyundan çıkarılmaz. 90 dakikayı tamamlaması gerekir oyuncunun. Ve zaten Icardi 2 asist yapmıştı ama golüyle de galibiyette çok önemli bir pay sahibi oldu. Muslera'yı ilerleyen sorularda mı konuşuruz yoksa? Muslera'dan da bahsedebiliriz. Muslera kafasıyla da maç kurtarmayı başardı. Kaleci, bir kaleci ama kafasıyla da kurtarış yaptı. Hep söylediğimiz gibi Muslera bir kaptandan da bir kaleciden de çok daha fazlası. Galatasaray'ın yaşayan bir efsanesi çok açık bir şekilde. Galatasaray'da kalmak istiyor. Burada yoluna devam etmek istiyor. Sparta Prag galibiyetinde gerçekten büyük mimarı oldu. Muslera sadece saha içi performansı ya da kaleciliğiyle değil, saha dışında yaptıklarıyla da
değerlendirmeli Galatasaray camiası ve yönetimi. İşte örnek zaman zaman hep kulüplerde bu ödemeler, para krizleri vesaire çok konuşulur. İşte geçtiğimiz yıldan bir anekdot anlatayım. Ödemelerin sarktığı işte 15 gün, 20 gün ya da bir aylık bir gecikmenin yaşandığı süreçte Etiler'de bir restoranda takıma yemek veriliyor ve Oliveira bu konuyu açıyor. Ve Muslera çok net bir şekilde bu durum takıma sirayet etmesine izin vermeden 12 yıldır ben Galatasaray'dayım, paramın kaldığını bilmiyorum, lütfen bunu konuşmayalım deyip bu defteri kapatıyor. Ya da sezon ilk yarısında Hakim Ziyech ve Zaha İngiltere'den gelmişlerdi. Tabii ki orada haftalık ödemelere alışkın oldukları için Galatasaray'ın ödeme planlaması çok yadırgamıştı açıkçası hem Zaha hem Ziyech. Ve orada Ziyech hani bu duruma bir takım içinde tepki verme fikrini ortaya atıyor. Fakat Muslera devreye girip buna da set çekiyor. Yani Muslera aslında zaman zaman yeri geldiğinde Okan Hoca'nın yardımcısı ya da zaman zaman Erden Timur'un sözcüsü Florya'da. Sadece Galatasaray'ın büyük bir efsanesi, büyük bir kaptanı, kalecisi değil. Yani Muslera'dan sağ dışında da çok fazla fayda ve katkı alıyor Galatasaray. Hakkını da iade edecektir Galatasaray'ın. Net bir şekilde ben artık çok fazla uzamadan bu süreç Galatasaray yönetiminin 1 artı 1 yıllık bir kontratla Muslera'yı mutlu edeceğini ve bırakmayacağını düşünüyorum artık bu saatten sonra. Çünkü Sparta Prag maçında Galatasaray'ın belki de Dublin'e evrilecek bu hikayesini Muslera sağladı. Yani maç gidiyordu. Belki 3-2'ye giderken 3-2 kazanan Muslera sayesinde ve Icardi'nin golüyle Galatasaray oldu. Galatasaray Sparta Prag maçında Okan Hoca'nın performansını nasıl buldun peki? Büyük teknik adamlar her zaman cesur olurlar. Okan Buruk da bence Sparta Prag maçında bunu çok açık bir şekilde ortaya koydu. 90+2'de takımı 10 kişiyken galibiyet adına bir santrafor daha sahaya sürdü, evet. Ama sahadaki golcüsünü oyundan almadan bu riski aldı ve kazandıran hamlelere imza attı. Yani Galatasaray'ı Fenerbahçe'den ayıran, üstün kılan en büyük faktör bence teknik direktör faktörü. Okan Buruk İsmail Kartal'dan çok daha tecrübeli, çok daha kariyerli ve çok daha büyük bir teknik adam. Ve Galatasaray için gerçekten teknik adam performansı olarak ve aynı zamanda karakteri itibariyle Okan Buruk'un çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Ve hedef de artık Galatasaray'da hikaye oraya evrilecek gibi duruyor bence. Sadece şampiyonluk değil, Okan Buruk'un diğer hedefi futbolcu olarak kaldırdığı UEFA Kupası'nı Galatasaray'a kazandırmak. Kolay mı? Tabii ki zor. Ama Okan Hoca'nın buna inancı var. Peki bu yolda Galatasaray rövanşta ne yapar? Nelerden ders çıkarmalı? Yaptığı neleri tekrar etmeli? Ya bir kere şu önemli bir faktör. Sparta Prag'ın 3 önemli ismi. Hem kırmızı kart hem de sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Evet. Bu Galatasaray için çok büyük bir artı. Galatasaray o Avrupa'da ortaya koyduğu refleksi, oyun kalitesini sergilediği zaman ben Prag'da herhangi bir sürprize de sorunla da karşılaşacağını düşünmüyorum. Çünkü bu sezon hani Galatasaray'ın hakkını vermediği hiçbir Avrupa maçı olmadı. Kaybettikleri de dahil. Hep gerçekten o formanın hakkını, o Galatasaray'ın Avrupa'daki kalitesini, itibarını, performansıyla hep sahada karşılığını verdi bu takım. Ben Prag'da da Galatasaray'ın hiçbir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Sergio Aurier'in sakatlığı ne durumda? Ne zaman dönecek, bilgin var mı? Dün Okan Hoca da açıkladı. Adalesiyle alakalı bir sorun var Aurier'de. Muhtemelen Mart ayında ancak takıma katılabilecek. Derrick Köhn ilk maçına ne zaman çıkacak? Ankara Gücü maçında bekliyoruz. Çünkü Köhn hazır geldi. Sıcak bir oyuncu deyim yerindeyse. O yüzden Okan Hoca da ona şans vermek, görev vermek istiyor. Hem de burada
bir anlamda Berkan Kutlu'ya da es verdirmiş olacak. Hafta sonunda pazar günü Ankara deplasmanında sol bekte Berkan Kutlu'yu değil de Derrick Köyn'ü izleyeceğiz. Çünkü bildiğimiz gibi önümüzdeki hafta içinde bir Prag maçının rövanşı var. Ve Köyn Avrupa listesinde yer almıyor. Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği kadro listesinde. O yüzden Perşembe günü Berkan Kutlu oynayacağı için orada bir Berkan da dinlendirmiş olacak bu hamleyle Okan Hoca. Hakim Ziye sakatlıktan ne zaman dönecek? Yani Hakim Ziyech açıkçası ben de oraya gibi yavaş yavaş önümüzdeki ay Mart ayında takıma katılmasını bekliyorum. Yani en az 2-3 haftaya daha ihtiyacı var gibi duruyor Hakim Ziyech'in. Diğer taraftan da ilerleyen sorularda var mı? Barış Alper'e de bir değinmek var. Istiyorum. Evet var. Burada değinelim istersen. Barış Alper'in yani talipleri var mı? Durumu nasıl gidiyor? Barış Alper için çok net bir şekilde ara transfer döneminde Lazio ve Napoli kulübü Galatasaray'a resmi teklif verdi. Rakam da 12 milyon euroydu. Galatasaray şampiyonluk hedefi, Avrupa Ligi'ndeki hayalleri göz önünde bulundurarak Sacha Boy'dan sonra Barış Alper'i bırakmak istemedi. Zaten Barış da bu sezonu yani Galatasaray'da bir kez daha şampiyon olmak adına İstanbul'da, Türkiye'de tamamlamak istediğini belirtti. Artık Barış da Sacha Boy gibi bence sıçramayı yaptı. Seviye atladı. Ve bana göre majörlüklerin tamamında oynayabilecek kaliteye, fizik gücüne sahip. Zaten futbolda bence fizik güç çok ama çok önemli. 90 artı 2'de Sparta Prag maçında o koşuyu, o sprinti attı ve golün mimarı oldu Barış Alper. Gerçekten çok farklı bir seviyeye evrildi. Ama bu Barış Alper net bir şekilde çalışmanın eseri. Yani Galatasaray'a geldiği ilk günkü fotoğrafıyla bugünkü fotoğrafını yan yana koyun. Gerçekten o farkı net bir şekilde göreceksiniz. Çok çalışkan, kendini geliştirmeye adamış bir futbolcu. Ve muhtemelen sezon sonunda Galatasaray 20 milyon euronun üzerinde bir bonservis geliriyle Barış Alper konusunda ciddi bir oyuncu ihracatına da imza atabilir. Çünkü gidişat bunu gösteriyor. İngiliz kulüpleri, İtalyan kulüpleri gerçekten Barış Alper'in her maçını, gelişimini, özel hayatını, antrenman hayatını yani antrenman performansını hepsini çok yakında takip ediyorlar. Ve Barış Alper sezon sonunda gerçekten iyi bir takıma, iyi bir ücretle gidecek gibi duruyor. Peki ikamesi kim olacak Barış Alper giderse? Yani Galatasaray orada özellikle bu oyuncu ihracı konusunda, transfer geliri konusunda sürdürülebilir bir yapı kurmak istiyor. Ve Galatasaray'ın düşündüğü yaz transfer döneminde gözdesi olan isimlerden biri Eren Dinkçi. Genç bir oyuncu ve Galatasaray son iki sezonda Almanya'dan kadrosuna kattığı gurbetçi oyunculardan gerçekten çok ama çok memnun. İşte dün Kerem Demirbay'ın performansı ortadaydı. Kaan Ayhan nereye koysanız oynuyor. Gökdeniz Gürbüz'ün özellikle önümüzdeki sezon rotasyonda çok değerli bir noktada olacağı düşünülüyor. Eyüp Aydın'ın zaten görev aldığı maçlardaki o özgüveni, oyunu, fiziksel gücü ortada. Ve Galatasaray'ın yeni hedefi Almanya'dan Werder Bremen'de bonservisi bulunan Eren Dinkçi. Heidenheim da forma giyiyor bu sezon Bundesliga'da kiralık olarak. Ve 8 gol 2 asistlik bir performansı var Heidenheim'da. Galatasaray'ın çok beğendiği, scout ekibinin önce takibi aldığı ve Fatih Demireli ile birlikte de Galatasaray'ın kontağı geçtiği bir isim. Galatasaray bu noktada adım da attı Eren Dinkçi'yi kadrosuna katmak için. Menajeriyle de temasa geçti, ailesiyle de temasa geçti. Galatasaray'ın kartları güçlü açıkçası Eren konusunda. Çünkü öğrendim ki ailesi çok koyu bir Galatasaraylı. Hatta amcası Mehmet Bey Almanya'da yaşamasına rağmen sürekli olarak Galatasaray maçlarına gidiyor. Yani deriz ya gerçek bir tribüncüymüş amcası da. Aile olarak iyi bir Galatasaraylılar.
ve Galatasaray'ın bu teklifi, bu adımı onları çok mutlu etmiş durumda. Menajeri de zaten hem Kaan'ın, hem Kerem'in, hem işte Derik Köy'ün menajeri olan Ersin Akan. Sezon sonunda Galatasaray gerçekten ciddi bir potansiyel gördüğü Eren Dinkçi'yi kadrosuna katmak istiyor. Hatta ileride Hakan Çalhanoğlu gibi çok ciddi noktalara gelebileceğine inanıyor Eren'in bu arada. Zaha neden bu aralar yedek bırakılıyor? Ya Zaha aslında ilk plan Zaha konusunda Prag maçında ilk 11 başlamasıydı. Fakat Zaha bir soğuk algınlığı geçirdi ve çarşamba günkü son takım antrenmanına katılamadı. Ve bu yüzden hamle oyuncusu olarak kullanıldı. Bir taraftan da şimdi Zaha'nın aslında iyi performans verdiği mevki sanki santrafor gibi duruyor. Evet. Fakat orada bir Icardi gerçeği var. Sol tarafta Kerem Aktürkoğlu bence hala eleştirilse de fark yaratıyor. Hani bence sol açının reisi Kerem Aktürkoğlu. Fakat Okan Hoca Zaha'ya da ilk 11'de şans verecektir. Belki Ankara Gücü maçı, belki Prag deplasmanı, ama ben Prag deplasmanına Zaha ile başlayacağını düşünüyorum Okan Hoca'nın. Ankara Gücü maçında kadroda Sparta Prag maçının rövanşı düşünülerek değişiklik yapılacak mı? Çok derin bir rotasyon olmayacak. Çünkü Galatasaray avantajlı skoru burada elde etti. Artı dediğim gibi yani rakibinde en önemli 3 oyuncusu rövanşta oynayamayacak. Ve bir taraftan da tabii ki Galatasaray'ın her sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almak ve o geliri elde etmek gibi bir hedefi var. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için de şampiyon olmak zorundasınız. Yani Galatasaray'ın aslında asıl hedefi şampiyonluk. Çok açık şekilde. Bu yüzden derin bir rotasyon olmaz. Ama dediğim gibi işte sol bekte Köy'ünü izleyeceğiz. Okan Hoca'yı düşündüren en önemli nokta Kaan Ayhan'ın durumu. Buradan Kaan'a da gerçekten tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Çünkü önemli bir fedakarlığa imza atarak forma giyiyor hala. Bir sakatlığı var, bir sorunu var aslında. Ama sezon sonuna bırakıyor operasyonu. Forma giyebilmek için. Yoğun bir tedavi uygulanacak. Ama yani burada kritik nokta bence sağ bek konusu ve Kaan Ayhan. Çünkü oraya da sakatlandığı için Kaan'ın Ankara Gücü maçına yetişip yetişmeyeceği açıkçası şu anda Okan Hoca'nın planlarına netlik kazandıracak. Ama dediğim gibi ilk 11'de derin bir rotasyon uygulanmayacak. Yani yine Icardi'si, Mertens'i, işte Torreira'sı, Kerem Demirbay'ı sahada olacak. Peki, çok teşekkürler abi. Eklemek istediğin bir şey var mı? Teşekkür ediyorum. Herkese de teşekkür ederiz. Yorumlarıyla ve beğeni butonuyla da basarak Futbol Arena izleyicileri bizlere destek verirse mutlu ederler. Herkese iyi haftalar.